Şimdi insanın bazen aklına geliyor. Ya yaratılışta daha güzel bir şekilde olamaz mıydı? Mesela gözlerim burada olamaz mıydı? Burnum burada olamaz mıydı? Ağzım burada olamaz mıydı? Kulağım 5 tane daha olamaz mıydı? Her yerim kas olamaz mıydı? Havada bile uçan kaslarım olsun. Böyle daha güçlü bir adam olayım diye. İmam Gazali buna cevap veriyor. Diyor ki: "Leysa fil imkan abdau mimma kan." Yani daire-i imkanda daha ahsen, daha güzel yoktur diyor. Ne demek bu biliyor musunuz? Gördüğünüz her şey en güzel surette yaratılmıştır. Gördüğünüz şeyin daha ahseni, daha güzeli var mı? Yok. Gördüğün ne varsa en güzel surette yaratılmıştır. Şimdi bir terzi gibi düşünün. Allah Azze ve Celle, Sani-i Zülcelal, vücudumuzdaki ceseti bir terzi gibi dikiyor. Bunu dikerken mesela küçük bir çocuğu düşün. Çocuk küçük ve cesedi küçük diye o sanat da küçük değildir. O kadar büyüktür ki. Bir terziye gitsen şunu deneye deneye dikiyor. Allah Azze ve Celle deneme yapıyor mu? Deneme yapmıyor. Yani küçük bir çocuğun üstünde gördüğün küçücük ceset aslında suret olarak çok büyük bir şey ifade etmektedir. Ve ona daha güzel bir ceset giydirilemezdi. Ne diyordu İmam Gazali? Çok önemli bir cümle. Daire-i imkanda daha ahsen, daha güzeli yoktur diyordu. Bu ne demek biliyor musunuz? Daha güzel bir geyik yok. Yeryüzünde gördüğünüz geyikler en güzeli. Daha güzel bir bahar yok. Daha güzel bir göz yok. Daha güzel bir görme de yok. Gördüğümüz hepsi imkan dairesi içinde yaratılan en güzel suretleri almışlardır. Biraz örnekleyelim. Gözün kabiliyeti nedir? Görmektir. Bu kabiliyet kelimesinden önce cümleyi bir hatırlatma ihtiyacı hissettim. Ne diyorduk? Kabiliyeti mahiyetine göre, yani özündeki kabiliyetine göre yaratmak da en güzel suret vermek manasındaymış. Allah Allah, sadece sima değil, anlaşılıyor değil mi? Bir şeyi özündeki kabiliyete göre yaratmak, en güzel suret vererek yaratmaktır ve ondan daha güzeli yoktur. Göze bakalım. Bana nasıl bir göz lazımdı biliyor musun? Tatmayan, doğru mu? Gözünle karpuz yemek ister misin? Yok. Tatmayan, duymayan, gözüne kulaklık sokmak ister misin? Yok. Ama çok güzel gören bir göz lazımdı. Bak benim gözüme, tam o şekilde yaratılmış. Kartala öyle göz, kilometrelerce öteden küçük fareyi gören bir göz. İnsana da böyle göz. En güzeli böyle mi? En güzeli böyle. Bir insan dese ki, ya ne var biraz daha görsek? Ne var biraz daha derin görsek? Ne olurdu acaba? Gece yatarken yastığındaki küçük bakterileri, mite'ları görmek ister miydin Ersin? İstemezdin değil mi? Yani insan bazen değil mi? Gece yatarken başkasının yüzünü görmeye tahammülü yok değil mi? Onunla ilgili bir örnek verdim abi. Gördün mü yoksa? Yani benzer bir örnek. Şimdi benim iki tane kızım var abi. Onlar sosisi çok seviyorlardı. Ben de sosis yemelerine gönlüm hiç razı değildi. Ama yine hani mecburiyetten alıyordum. Bir gün eve geldim. Baba dedi, bundan sonra dedi eve sosis almayacaksın. Dedim niye kızım? Bunun görüntüsüne bakmışlar, video kaydına. İçindeki o hareket eden, bizim gözümüzle göremeyeceğimiz o bakterileri gördükten sonra bir daha eve Allah şey isteme der, Allah. sosis isteme der. Şeyi düşün, gözün o kadar detaylı görüyor ki en ince detaylarda çocuğunu da öyle görüyorsun. Yani midesinde bulundurduğu şeyi bile görüyorsun. Çocuk bile o kadar sevimli gelmez. İster misiniz böyle bir göz? Allah Allah. O kadar detaylı görüyorsun ki tam eline çay aldın. Çay ya, çay yani. Çayın içindeki canlıları görüyorsun. Nasıl içeceğiz Mustafa abi bu çayı biz? Nasıl içeceğiz? Ya o semaveri nasıl yakacağız biz? Allah Allah. Demek ki benim hem gözüm hem gözümün görmesi en güzel surette, en güzel kabiliyette yaratılmış. Görürken zahmet çeken var mı? Yok değil mi? Allah Allah. Ne kadar kolay görüyoruz. Bir tanesi demiş ya, bir ağız varken bu gözün ikisine ne sebep vardı? Şurada bir tane tepe göz olsaydı da biz alemi oradan görseydik. İki tane göze ne gerek vardı? Bak şimdi ince meseleye bak. Bizim bildiğimiz memeliler sınıfı dahil hiç kimsede tek göz yok. Bunun sebebi şu: tek göz dünyayı iki boyutlu görebilir. İki boyut görürsen de neyi göremezsin? Derinliği ve mesafeyi göremezsin. Mesela örnek verelim. Fotoğraflar ve filmler kaç boyutludur? İki boyutludur. O yüzden de derinlik algısı onlarda pek yoktur. Olmadığından dolayı da oynamalar da yapabilirler. Mesela Yüzüklerin Efendisi çekilirken Gandalf nasıl duruyor? Dev gibi. Frodo nasıl duruyor? Şu kadarcık. Gerçekte öyleler mi? Değiller. Bu neyle yapılıyor? Kamera iki boyutlu çektiği için bir mesafe şeklinde biraz kullanarak yapabiliyorsun. Hani siz de yapıyorsunuz ya, gidiyorsunuz pizza kulesini böyle ayakla eğmiş gibi yapıyorsunuz. Bu hileyi nasıl yapıyorsun? Kamera iki boyutlu olduğu için. Ya da güneşi ne yapıyor adam? Şöyle tesbihinin imamesini tutuyor. İşte güneşe taktım diyor mesela. Nasıl yapıyor bu adam bunu? Fotoğraf iki boyutlu olduğu için. Şimdi aklınıza geliyordur. Bazı üç boyutlu filmler de var. O üç boyutlu filmlerde iki mercek var. Allah Allah. Olaya bak şimdi. Demek ki
İki gözün birisi olmasa biz neyi kaybederiz? Derinlik hissini. Bir görürsün ama derinliği hesaplayamazsın. Bu iki gözün derinlik hissine süperpoz deniliyor. Bu derinlik hissi sayesinde ne oluyor biliyor musun? 150-200'lü arabayla gidiyorsun. Şu arabanın şu hareketinden sen kaç saniyede onun arkasından geçebileceğini, yanından geçebileceğini, frende durabileceğini hesaplayabiliyorsun. Nasıl hesaplıyoruz biliyor musun? İki gözün derinlik hissiyle bu mesafe hesabına sinüs teoremi deniyor. Bir üçgen gibi düşünün. Üçgenin bir köşesi bu. Üçgenin öbür köşesi bu. Üçgenin üçüncü köşesi bu. Üçgeni çizdiniz mi? Buradan göz gönderdiği görüntüyle anlık sinüs teoremi oluşturuyor. A kenarı bölü sin A. Yani A açısının sinüsü. Eşittir. B kenarı bölü sin B. Eşittir. C kenarı bölü sin C. Eşittir filan filan. Bu hesabı yapıyorsun bisiklet kullanırken. Sineye şöyle vururken beynin anlık sinüs teoremi kullanıyor. Allah Allah. Yani insanın kendi düşünerek yapamayacağı sınavlarda sorulup karıştırılan sinüs teoremini beyin anlık yapıyor. Ne sayesinde? Gözün iki adet olması sayesinde. Bir adet olsa derinliği kaybederdik. İki adet olunca bir köşesi bu üçgenin, bir köşesi bu, bir köşesi bu. Bunun sayesinde sinüs teoremi beyin yaparak aldığı görüntüyle derinlik hesabı yapıyor. Arabadaki o manevrayı yapıyorsun. Merdivene atım atarken ayağını kullanabiliyorsun. Olaya bak. Sineye vururken anın masa tenisi. Allah Allah. Sinüs teoremi demek çok gelişmiş adamlar masa tenisini daha iyi oynuyor. Öyle diyebilir miyiz? Olaya bak olaya. Allah Allah. Şimdi Allah aşkına şöyle bir dizayn. Şu gözün iki olması demek ki ne? Kullanımı en kolay hal bu halmiş. Bu yıldızların uzaklık hesabı falan bunlar da hep sinüs teoremiyle yapılıyor. Çok az bir sermayeyle çok şeye talibiz sonsuza. Ve biz hala Allah'ı bir iş yerimizdeki evrak kadar, bir çocuğumuzun ahvali kadar, dükkandaki etin kilosu kadar detaylı tanımıyoruz ve bilmiyoruz. Sen buna ihtiyaç hissetmezsen bütün kainatı ve mevcudatı israfa atmış olursun. Şu kainatın, mevcudatın, galaksilerin, yıldızların, hücrelerin, atomların, organların, her birisinin yaratılışının en temel sebebi Allah Azze ve Celle'yi bulmak, sonra bilmek, yani detaylı bir şekilde tanımak. Biz buna marifetullah diyoruz. İmanın özü ve olmazsa olmazı marifetullah denilen Allah Azze ve Celle'yi tanımaktır. Bu tanıma olmadıktan sonra imanın bir şeyleri hep eksik, hep nankız kalacaktır. Ben şimdi pilotum desem pilot olur muyum? Olmam. Müslümanım deyince nasıl Müslüman oluyorsun? O Müslümanın kelimesinin altı marifetullah ile dolmazsa. Elimizde eğlenmek için bir yıldan az kalan şu ömür sermayesini ucuza satmış, sonsuzumuzu aldatmış olacağız. Allah bizi böyle etmesin diye dua makamında böyle toplanıp bu dersleri okuyoruz. Bu derslerle sadece boş nazari ilim aklımızda olsun değil. Proteini bildim, walking proteini de bildim falan. Buralarda kaldı, buraya akmadı. Hayretimi arttırmadı, muhabbetimi arttırmadı, secdemi arttırmadı. Allah nazari ilimle bilinmez, teoriyle bilinmez. Bunlar kalbe iman olarak akmadıktan sonra saf kalan ilim, iman değildi. Neden bu dersleri yapıyoruz? Marifetullahımız artsın. Rabbimizi her şeyden daha ziyade tanıyalım. Hayret ve muhabbetle ona vasıl olalım diye. Yoksa bu film bittikten sonra 40 anamız olsa, 40'ı da bizi ağlasa fayda vermeyecek. O hakkımızı inşallah çok iyi değerlendirelim. O hakkı değerlendirmek için böyle pencereler açmaya vesile olan Üstad Rahimullah'tan da Allah ebeden ve daimen razı olsun inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha mesela. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir
veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.